Herkese günaydın. Bugünkü tarifi size anlatmak için kaya evlerine gelmeye karar verdim. Tatlımızın ipucu burada. Bu bir Carretto Siciliano, yani Sicilya at arabası. Çok geleneksel bir araba. 1833'te çıkartılmış bu arabalar ortaya. Renkleri gördüğünüz gibi dominant renkler kırmızı, sarı, mavi, yeşil. Bunlar Sicilya güneşini, portakalları, limonları, Etna'nın lavını, arzuları, denizini temsil ediyor. Bu arabaları başta dini figürlerle süslemişler, koruyucu olduklarını düşündükleri için. Zaman içerisinde, Sicilya içerisinde dolaşan hikaye anlatıcı ozanlar, şövalyelerin kahramanlıklarını, aşklarını anlata, bu arabaların üzerine konulan temalar da değişmeye başlamış. Belki anlamışsınızdır, bugünün tatlısı Cassata Siciliana. Şimdi mutfağa onu yapmaya gidiyoruz. İlk önce ricotta kremasını hazırlıyoruz. Ricottayı kaba boşaltıyoruz. Her 100 gram ricotta için 20 gram toz şeker kullanıyoruz. Burada 400 gram ricotta çıktı. 80 gram şeker ilave ediyoruz. Sonra 1 çay kaşığı vanilya özütünü ekliyoruz. Peynirinizin miktarı daha fazlaysa bu oranı biraz arttırabilirsiniz. Bulamıyorsanız esasını da kullanabilirsiniz. Son olarak toz şeker iyice eriyinceye ve ricotta krema haline gelinceye kadar blenderdan geçiriyoruz. Hazır olan ricotta kremasını ağzı kapalı cam kavanozda 5-6 gün taze bir şekilde muhafaza edebilirsiniz. Ricottanın yapılışını daha önce anlatmıştım. Videonun linkini açıklamalara koyuyorum. Geleneksel olan cassata resimlerde gördüğünüz gibi birer sanat eseri olarak hazırlanıyor. Marzipan yani badem ezmesi yeşil renkli gıda boyası ile renklendiriliyor. Sonra üzeri şekerli su ile glaze ediliyor. Ben size burada bu iki nokta hariç geleneksel reçetesini verip modern tarzda ve kolay bir şekilde bardak içerisinde hazırlanışını anlatacağım. Gerekli olan malzemeler biter damla çikolata, ricotta kreması, badem ezmesi, pudra şekeri, pandispanya, son olarak da pandispanyayı ıslatmak için vişne likörü. İlk önce ricotta kremasını çikolata ile zenginleştiriyoruz. Buradaki malzemelerde herhangi bir ölçü yok. Bardak boyutuna göre göz kararı yapılıyor. Sonrasında bardağımızın boyutuna göre ilk katman pandispanyayı kesip bardağın tabanına yerleştiriyoruz. Ben hazır pandispanya aldım. İsterseniz evde de yapabilirsiniz. Pandispanyayı ıslatmak için ben Sangue Morlacco tercih ediyorum. İsterseniz siz Maraschino veya Rom da kullanabilirsiniz. Islattığımız pandispanyanın üzerine göz kararı ricotta kreması koyuyoruz ve iyice yayıyoruz.
Bardağımızın boyutuna göre bu sıralamayla aynı şekilde devam ediyoruz. Bardak dolduğu zaman en üstte gene ıslatılmış panispanya kalmalı. Sıra son katmana geldi. Badem ezmesini açacağız. İlk önce pudra şekerini zemine serpip yine elimizdeki bardağın boyutuna göre badem ezmelerini alıyoruz. Bu arada bu badem ezmelerini hazır aldım. Önümüzdeki videolarda marzipanın hazırlaşını size anlatacağım. Badem ezmelerini oklavayla inceltebildiğimiz kadar inceltiyoruz. Eğer kopmalar olursa elinize birleştirebilirsiniz. Açtığımız badem ezmesini bir spatula yardımıyla alıp bardağın üzerine iyice yerleştiriyoruz. Sıra süslemeye geldi. Bunun için meyve şekerlemeleri kullanacağız. İncir, portakal, vişne en çok tercih edilenler. Siz kendi zevkinize göre süsleyebilirsiniz. Eminim ki ortaya harikalar çıkartacaksınız. Bunları benimle de paylaşırsanız çok sevinirim. Kassatanın üstünü kapatarak buzdolabında 4-5 gün muhafaza edebilirsiniz. Kassata bekledikçe güzelleşen bir tatlıdır. Tatların birbirine geçmesi için en az 6-7 saat zaman tanıyın kassataya. Hepinize şimdiden afiyet olsun. İtalyanlar bir şeyi beğendikleri zaman, çok beğendikleri zaman böyle yaparlar. Bizim kassatamız da bunu gerçekten hak ediyor. Kassatanın tarihini size anlatmaya bu eski kiliseye geldim. Kassata iki kelimeden oluşuyor. Birincisi Arapça bir kelime kasat, büyük ve derin kap anlamına geliyor. İkincisi ise Latince kaseus, peynir anlamına geliyor. Bizim Türkçe'de kullandığımız kase de Arapça kökenli bir kelime. Araplar Sicilya'yı istila ettikten sonra Sicilya'ya şeker kamışı, portakallar, limonlar vesaire getiriyorlar. 998 yılında Palermo'da bulunan Arap emiri için pastamburu ve ricotta peynirinden hazırlanan kassata yapılıyor. Yapılan bu ilk kassata fırınlanarak yapılıyor. Arap istilasından sonra Sicilya'yı İspanyollar işgal ediyorlar. İspanyollar bu pasta hamurunun yerine pan de España, yani İspanyol ekmeği koyuyorlar. Ve ricotta'nın içerisine de çikolata parçacıkları ekliyorlar.
1700 yılında ise Palermo'da bulunan Martorano manastırının rahibeleri Paskalya için kassatın üzerine süslemeye başlıyorlar ve bundan sonra kassatı fırınlanmadan yapılmaya başlanıyor. Cassata bugünkü bu sanatsal görünümüne ise 1873 yılında Palermo'lu pasta şefi Salvatore Gulli tarafından ulaşıyor. Salvatore Gulli Viyana'daki bir gösteride Cassata'yı barok stilinden esinlenerek inanılmaz bir güzellikte yapıyor. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımı büyütmem için bana destek olursanız beni çok mutlu ederseniz. Bu videoyu da bir Türk deyişiyle bitirelim. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Çavam için.